Hudson Köprüsü üzerinden geçtikten sonra kendimi Manhattan'a bulacağım. Manhattan'ın en kuzey noktasında bulacağım. O en kuzey noktasından önce Uptown'a doğru geçeceğim. Ondan sonra da Midtown'a doğru geçeceğim. Ve bunu yaparken de Henry Hudson Parkway'in devamını, Manhattan'daki uzantısını kullanacağım. Yani bu şekilde otoban olarak devam edeceğiz. Yani şehrin ara sokaklarına girmeden New York'un batı yakasındaki otobandan aşağı doğru iniş yapıyorum. Güneye doğru iniş yapıyorum. Evet, Henry Hudson Köprüsü'ne geldim. Burası iki katlı bir köprü. Bu iki katlı köprünün alt katı güneye iniş, üst katı kuzeye çıkış. Kar biraz inceldi sanki. Deminki yoğunluğu kayboldu. Yağıştaki yoğunluğu kayboldu. Ama her yeri bembeyaz yapmaya yetti. Ağaçların en ince dallarına kadar kalın bir kar tabakası oluştu. Bugün pazar günü olduğu için trafik yok. Zaten kar yağışı olduğu zaman genelde insanlar arabalarını çıkartmıyorlar. Bir de pazar günü olduğu için hiç kimse çıkartmamış. Koskoca otobanda 4-5 tane araba görüyoruz en fazla. Gerçi hava aşırı soğuk değil. Böyle dondurucu bir soğuk yok. Ama genel olarak tabii 0 dereceler civarında. Ama yani bir -10 derece falan değil yani. Tabi arabalar gene anında kirlenecek. Çünkü otobanlara hemen tuz atıyorlar. Tuz da karları eritiyor. Ve böyle tuzlu su bulamacı gibi bir şey oluyor. Bu tuz da zaten kaya tuzu olduğu için aslında toz gibi bir şey oluyor sonra. Arabaların üzeri sanki böyle bir kireç tabakası gibi ince bir toz kireç tabakası gibi bembeyaz hale geliyor. Yıkatsanız sokağa tekrar çıktığınız anda araba 15 dakika içerisinde sanki hiç yıkatmamışsınız gibi rezalet pisleniyor, kirleniyor. O tuz aynı zamanda arabanın motor aksamı içinde son derece zararlı bir şey ama öncelik sürüş güvenliği olduğu için kimsenin gözünün yaşına bakmadan bolca tuz atıyorlar her yere. Yollarda bir şey yok. Otobanlar açık bildiğin. Yağmurlu havadaki şartlar gibi bir şartı var şu anda. Herhangi bir karlı veya buzlu bir şey yok. Evet, George Washington Bridge, George Washington Köprüsü altından geçtim. Devam ediyorum. Harlem içinden benzin almak için batıdan doğuya bir geçiş yapalım o zaman. Evet arkadaşlar, şu anda Harlem'e geldik. Harlem'in merkezi caddesi olan 125. sokaktan batıdan doğuya doğru ilerliyoruz. Sol tarafta meşhur Apollo Tiyatrosu var. Michael Jackson'ların, Aretha Franklin'lerin ve birçok ünlünün sahne almış olduğu Harlem'in en meşhur ve en eski
tiyatro binası günümüzde hala aktif olarak kullanılıyor. Hem tiyatro hem de değişik etkinlikler için aktif bir şekilde kullanılıyor. Tabii Covid dönemi haricinde. Sağda solda normal çarşı, market, dükkanları neyse onları görüyorsunuz. Bütün zincir mağazaların bir şubesi de, Harlem şubesi de genellikle bu 125. sokak üzerinde bulunmakta. Birçok African American New Yorklu Harlem'i tercih etmiş vakti zamanında yerleşmek için. 80'ler zamanında da birçok suç çetesinin yuvası haline gelmiş. Suç eşittir Harlem demek olmuş bir zamanlar. Birçok Hollywood filmine de yansımıştır bu zaten. Bilirsiniz filmlerden Harlem'e girmek meseleydi. Polisin bile giremediği sokaklar var denilirdi. Ama günümüzde kesinlikle bu şekilde değil artık. Beyazlar da siyahlar kadar rahat bir şekilde burada ev tutabiliyorlar, burada yaşayabiliyorlar. Rahat rahat gündelik işlerine, alışverişlerine gidip gelebiliyorlar. Herhangi bir sorun yok. Harlem şu anda New York'un herhangi bir yeri ne kadar güvenliyse o kadar güvenli. O yüzden yani Harlem'i bir kötü bir yermiş gibi şu anda göstermek çok yanlış olur. Harlem New York'un en az diğer yerleri kadar güvenli. Ha, suç olmuyor mu? Evet oluyor ama diğer yerlerde de oluyor. Dün Soho'da Chanel mağazasını soymuşlar. Haber geldi. Yani internette düşünce görüyorsunuz. Yani Soho'da en havalı semtlerinden bir tanesi New York'un. Orada bile bir mağazayı gübegünde soyabiliyorlarsa yani her yerde olabiliyor. Aslında New York dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesi. Sıralamada 25. güvenli şehir dünyada diye geçiyordu geçtiğimiz senelere kadar. Fakat bu Covid'le beraber insanlar son derece mağdur oldular, işlerinden oldular. Birçok işsiz kalan insan artık çareyi suça yönelmekte buldu diyebiliriz. Bayağı bir yasa dışı işler dönüyor. Suç, hırsızlık, soygun vesaire, kapkaç gibi şeyler. Ve insanların sinirleri de bozuldu. Bazı başka türlü suçlar da ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla birçok yerde suç görebiliyoruz. Evet, 125. caddeyi boylu boyunca geçtik diyebilirim. Sonuna geldik. Burada benzinciye geldim ben. Benzinim bitmiş şimdi fark ettim. Aslında hemen almam gerekiyordu bizim evin oradaki bir benzinciden. Ama unuttum. Karın güzelliğine büyülendik. Unuttuk her şeyi. Şimdi benzinciye geldik. Şimdi buradan beraber bir benzin alalım. Evet, benzinciye geldik. Benzin alalım bakalım. Amerika'da bildiğiniz gibi benzin almak için benzinciye girdiğinizde size yardımcı olan bir pompacı yok. Birkaç eyalet dışında. Hemen bizim nehrin karşısında New Jersey var. New Jersey eyaletinde mesela aynı Türkiye'deki gibi gittiğiniz zaman size bir pompacı yanaşır. Ne kadarlık istiyorsunuz vesaire sorar. Benzini size pompacı doldurur. Ve bir başka bir eyalette daha böyle. Sanırım sadece iki eyalette benzini pompacılar dolduruyor. Geri kalan 48 eyalette Amerika'da benzini kendiniz alıyorsunuz. Avrupa'da olduğu gibi. Kalkıyorsunuz, hemen dışarı çıkıyorsunuz. Benzininizi kendiniz alıyorsunuz. Çeşitli yöntemleri var benzin almak için. Ya bir tane ofis gibi bir şey var. O ofiste veya markette olabiliyor bazı büyüklerde. New York'un içerisinde, Manhattan içerisinde büyük benzinci bulamazsınız. Hep küçük küçüktür. Zaten New York'ta, Manhattan'da en pahalı şey arsa olduğu için buldukları ufacık bir yere 2 tane, 3 tane, 4 tane pompa koyuyorlar. Ufacık da bir tane kulübeden ofis yapıyorlar. Görevlisi var içerisinde. Sadece görevlisi para almak için bulunuyor orada. Yani eğer ki cash ödeyecekseniz önce içeri gidiyorsunuz. Ne kadarlık istediğinizi söylüyorsunuz. Atıyorum $50, $20, $30 benzin alacağım diyorsunuz. Cinsini söylüyorsunuz işte.
burada oktanlar var. 87 var, 91 var, 95. Neydi bakayım bunlar? 87 var, 89 var ve ne var? 93 var. İşte regular, silver veya ultimate diye geçiyor bu benzinler burada, cinsleri. Ben regular alıyorum, en düşük neyse onu alıyorum. Yetiyor benim arabam zaten flex fuel olduğu için etanol bile kullanabilirim. O yüzden bir sıkıntı yok benim için. En düşüğü yetiyor bana. O kadar pahalı benzin ödememe gerek olduğunu hiç düşünmüyorum. Bugüne kadar da 100 bin kilometrenin üzerinde yaptım kilometre olarak bu araba. Hatta ne kadar yaptım? Arabam neredeyse 120-35'te aldım. 90 bin mil yapmışım ben bu arabayla. 150 bin kilometre civarında yapmışım neredeyse. Ve hiçbir sıkıntı yaşamadım motorla alakalı, yakıtla alakalı. O yüzden regular almam bana yetiyor. Şimdi onu söylüyorsunuz görevliye. Görevli size pompa, kaç numaralı pompadaysanız onu söylüyorsunuz. Pompayı size aktif hale getiriyor ve dolduruyorsunuz. 30 dolarlık istediğiniz 30 dolardan sonra otomatikman kapanıyor. Veya kredi kartı var pompalarda. Kredi kartını sokuyorsunuz. Kredi kartı şey yapıyor, böyle size otomatikman 100 dolarlık bir açık provizyon açıyor. Zaten hiçbir araba 100 dolar kadar ulaşamaz benzinde. Yani en fazla daha büyük kamyonlar falan olması lazım. Onlar da buraya gelmiyor. Burada dizel yok çünkü. Yani ufak benzincilerde dizel olmaz. Kamyonlar genelde şehir dışından alıyorlar ve şehir dışındaki dinleme tesislerinde vesairelerde dizel oluyor ve ayrıca dizel zaten daha pahalı burada şeye göre, normal benzine göre. Burada dizel otomobil bulmanız çok zor. Ancak sipariş üzerine almanız lazım. Onu zaten başka videolarda konuşuruz o konuları. Şimdi benzin almaktan bahsediyordum. Ben benzin alırken dediğim gibi ya pompanın üzerindeki kredi kartıyla alıyorsunuz, size otomatikman 100 dolar veya bazıları daha fazla açış yapıyor. Siz bu pompayı kapattığınız zaman hesabı kesiyor, kredi kartıyla hesaplaşmayı 2 gün içerisinde yapıp kartınızdan mahsuplaşıyorlar. Veya uygulaması var. Ben BP benzin istasyonundan alışveriş yapıyorum genelde. Benzinimi oradan aldığım için BP'nin bir uygulaması var. Yani Mobil'in var, Shell'in var, Sunoco'nun var. Yani hemen hemen hepsinin bir aplikasyonu var. Ben BP'yi kullanıyorum. BP'yi kullanırken de şimdi size göstereceğim nasıl alışveriş yaptım. Kredi kartımı tanımladım aplikasyona. Hangi pompacıya geldiğinizde pompayı otomatik olarak tanıyor aplikasyon GPS konumundan. Daha doğrusu benzinciyi tanımlıyor. Siz de hangi pompa olduğunu seçiyorsunuz. Ondan sonra kredi kartından ödemeyi açıyor aynı makinede olduğu gibi. Açtıktan sonra benzininizi dolduruyorsunuz. Pompayı geri kapattığınız zaman pompayı ve hesabı kesiyor ondan sonra. Ondan sonra aynı şekilde kredi kartınızla mahsuplaşıyor. Şimdi uygulamasına bakalım. Şimdi bakın burada benim gaz uygulamalarım var. Buradan ben BP'yi seçiyorum. BP'yi seçiyorum. Uygulama açılıyor. Burada önce anlamaya çalışıyor nerede olduğumu. Pay for fuel diyor. Hemen altında hangi adreste olduğumu yazıyor. 125. sokaktaki benzin istasyonundayım. Bastım. Hemen açtı. Hangi pompadayız? Pompa numaramız 7 numara. 7 numaralı pompayı seçiyorum buradan. 7 numarayı seçtim. Ve buradan basıyorum düğmeyi. Ödeme metodumu soruyor bana burada. Apple Pay benim tanımlı şeyde. İsterseniz başka kredi kartlarım da var. İşte bakın burada Capital One var, Amex'im var veya PayPal'ım var. Hepsiyle de ödeme yapabiliyorum. Benim zaten Apple Pay'e tanımlı. Check your details diyor. Basıyorum buraya. Ondan sonra Pay with Apple Pay. Apple Pay ile ödemeyi yap diyor. Basıyorum. Ondan sonra bağlı olduğu kart numarası vesaire çıkıyor. Buradan bildiğiniz gibi İki kere yan tuşa tıklayınca pompayı açıyor, hazırlan diyor. Böyle bir sistemle iletişime geçiyor şu anda pompayı açmak için. Ve pompam açıldı. Bu şekilde. Artık 7 numaralı pompa açık. Buradan doldurabilirsin diyor. Şimdi dışarı çıkıp açacağız.
7 numaralı pompadayız. Burayı al diyor. Remove nozzle push button diyor. Bunu elimize alıyoruz. Yani önce benzin kapağımızı açalım şuradan. Benzin de şu anda 2.59 şu anda. Tabii eğer ki böyle çok oyalanırsınız benim gibi, sistem kendini otomatikman kapatıyor. Ben şimdi tekrar açmak zorundayım buradan. Evet, açıldı tekrar. Şimdi buradan nozzle'ı alın diyor ve seçin diyor. Bunu elime alıyorum, pompayı. Buradan da 87'yi seçiyorum. 87 seçildi. Ben BP'nin ödeme planıyla aldığım için 5 cent daha az ödeyeceğim galon başına. Ve buradan pompamızı içeri sokup benzinimizi dolduruyoruz. Normalde 2.59, biz 2.54 ödüyoruz. Burada da ne kadar ödediğimiz ve ne kadar galon aldığımız yazıyor. Bu fiyatlar galon fiyatları tabii. 2.59 dediği şey bir galonun fiyatı. Yani bir galon ne demek? 3.8 litre demek. 3.8 litresi 2. Buna da 2.60 deseniz, ona da 4 deseniz, 2.60 bölü 4. Yani 1 litre fiyatı yaklaşık 70 cent civarında. Böyle kendimiz dolduruyoruz. Kimse bize gidip de yardımcı olmuyor. Ne kadar istersiniz bilmem ne falan filan yok böyle. Burada ay ben bunu yapamam edemem falan gibi şeyler kimse yapmıyor. Herkes valla ister iş adamı olsun, ister öğrenci olsun, ister emekli olsun, ister çok narin bir bayan olsun fark etmez. Herkes çıkıyor arabasından. Karda, çamurda, soğukta, kışta, yazda, sıcakta hiç fark etmez. Her zaman kendi benzinini bu şekilde kendisi dolduruyor. Şu pompalara dokunuyorsunuz. Bazılarında böyle plastik eldiven falan oluyor. Veyahut da kağıt peçete oluyor kenarlarda bu pompaların. Pompalara dokunmak istemeyenler için. Ama buradaki benzinci birazcık şey değil benzinci. Böyle çok özenli bir benzinci değil. O yüzden yani pek umurlarında da değil açıkçası galiba. Evet, benim benzinim bayağı bir boşalmış. Ben çünkü unuttum, buralara kadar da az benzinle geldim ve ne kadar sürdü tuttu benim benzinim. $67 civarında bir para ödeyeceğim. Kredi kartımdan çekilecek ve 26 galon, yaklaşık 26 galon, 26,5 galon benzin aldım. Bunu buraya koyalım. Evet, bu şekilde. Şimdi buradan da buradan normalde fiş çıkması lazım ama fiş yoksa git diyor. İçeride ofisten al diyor. Clerk'ten al diyor şeyimi. Benim her şeyim elektronik olarak kayıtlı olduğu için kredi kartım ekstrem burada resmi olarak masrafta geçtiği için, görülebildiği için zaten hesabı düşüyor ve aplikasyonlarda belirtildiği için ayrıca fiş toplamıyorum. Zaten hepsi var. Evet, tekrar arabamıza geldik. Second Avenue üzerinde, ikinci cadde üzerinde aşağıya doğru iniyoruz. Manhattan'dayız. Gene istikamet güney, downtown. Güneye, New York üzerinde downtown dediğim zaman güneye gidiyoruz. Uptown dediğim zaman kuzeye gidiyoruz demektir. Biz şu anda downtown istikametinde aşağıya...